Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de sizlere lezzetine doyum olmayan ekler tarifimizi vermek istiyorum. Ekler tarifimizin hamuru garantili bir hamurdur. İçi puf puf yumuşacık oluyor. Yapmanız gereken bir iki püf noktasına dikkat etmek. Ondan sonrası zaten muhteşem oluyor arkadaşlar. İçindeki kremayı da biliyorsunuz, geçenlerde yaptığımız krema. İnanın o kadar çok yakıştı ki mutlaka bu tarifimizi de yapmanız lazım. Beş çay masalarınızı süsleyen harika bir ekler tarifidir. Malzemelerini info kısmına yazdım. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar kreması için tenceremizin içine sütümüzü, yumurtamızı, şekerimizi, nişastamızı, unumuzu koyalım ve altını yakmadan güzelce çırpalım. Bu kremamızın tarifini biliyorsunuz zaten verdim ama hızlıca burada da anlatmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar hani diğer videoyu gidip izlemek istemiyor. Direkt tarifi olduğu gibi hani izlediği videodan almak istiyor. O yüzden hızlıca geçiyorum. Evet, kremamızı çırptık. Şimdi içine vanilyamızı ve tereyağımızı atalım. Ocağın altını kapatıyoruz ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar muhallebiniz yani kremanızı blenderla geçirirseniz sizin için daha büyük bir kolaylık olur. Sonrasında iyice çırptığımız muhallebimizi derince kasemizin içine dökelim. Kabuklanmasın diye üzerini streç folye ile kapatalım ve soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğuduktan sonra çırpma kabımızın içine kremamızı alalım. Sertleşene kadar çırpalım. Sonra da soğumuş muhallebimizi içine katalım ve ikisini birlikte tekrardan çırpalım. Bu krema tarifimizi o kadar çok beğendiniz ki, o kadar güzel tarifler geldi. Neler yapmışsınız bu tarifimizle? Gerçekten Instagram sayfamdan aldığım fotoğrafları da tek tek paylaştım arkadaşlar. Çok da memnun oldum. Yapmayanlar varsa mutlaka tarifimizi yapması lazım. Çünkü her pastada, her tatlıda kullanabileceğiniz çok güzel bir krema oldu. Evet, kremamızı yaptık. Şimdi sıra çikolata sosumuza. Tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, unumuzu ve kakaomuzu alalım. Altını yakmadan çırparak pişirelim. Arkadaşlar eğer profiterol tarifimizi izlemediyseniz mutlaka burada dikkat edin. Profiterol tarifimdeki çikolata sosumla aynıdır. Evet, çikolata sosumuzu pişirdik. Yoğun bir kıvamda pişiriyoruz. Daha sonra neden böyle yoğun kıvamda pişirdiğimi anlatacağım. Şimdi pişirdik. Ocağımızı kapatalım. İçine vanilyamızı, tereyağımızı atalım. Tekrardan güzelce çırpalım. Görüyorsunuz yoğun bir kıvamda çikolata sosu oldu arkadaşlar. Çünkü ben bunu daha sonra soğuk sütle açıyorum. Çikolata sosumuz soğuduktan sonra tabii ki soğuyacak. Çırpma kabımızın içine alıyorum. Soğuk süt ilave ediyorum ve kıvamını açıyorum. O kadar güzel bir sos oluyor ki asla böyle profiterollerin, ekler tarifinizin üzerine dökünce kabuklanma olmuyor. Ve çok parlak bir görüntü elde ediyorsunuz. Ben hazır çikolata sosu o yüzden kullanmıyorum. Bu hani evde yaptığım daha güzel oluyor. 2-3 haftada ömrü var zaten, dolaba koyabilirsiniz. Evet, çikolata sosumuzu da yaptık, kenara koyduk. Şimdi ekler tarifimizin hamurunu yapalım arkadaşlar. Tenceremizin içine tereyağımızı, suyumuzu, tuzumuzu, şekerimizi alalım ve tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında unumuzu ilave edelim ve kaşık yardımıyla iyice karıştırarak böyle bir 5-10 dakika kadar kavuralım arkadaşlar. Güzelce kavuralım ki böyle fırında pişerken pufidik pufidik yumuşacık olsun. Kavurma işlemine dikkat edelim. Daha sonra kavurduktan sonra bir kasenin içine alalım. Üzerini streç folye ile kapatalım ve ılınmaya bırakalım. Çok soğuk olmayacak, ılınacak sadece. Ilındıktan sonra da arkadaşlar yumurtaları tek tek ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Bu kısmı ben elimle yoğurdum. Bir de buraları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü profiterol hamuruyla aynı ekler hamuru. O yüzden hani çok fazla sizde şey yapmak istemiyorum, zamanınızdan çalmak istemiyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Hamurumuza yumurtaları tek tek kattık, iyice yoğurduktan sonra sıkma torbamızın içine koyalım ve şöyle uzunlamasına şeritler halinde sıkalım. Daha sonra arkadaşlar bu uç kısımlarında böyle bir hani yamukluk falan oluyor ya, onları elimizi ıslatarak düzleyeceğiz inşallah. Elimizi ıslatalım, böyle içe doğru bastırarak bu uç kısımları düzleyebiliriz. Sonrasında da 200 dereceli önceden ısıtılmış fırına pişmeye gönderelim. Yaklaşık 30-35 dakika arası arkadaşlar. Siz 30 dakikadan sonra kontrol etmeyi unutmayınız. Evet, eklerlerimiz pişti. Eklerlerlerler. Görüyorsunuz değil mi? İçi yumuşacık, boş. Ne kadar güzel oldu ya. Vallahi yapmanız gereken harika bir tatlı tarifidir. Vallahi ben bu tarifi çok seviyorum. Hem profiterol yaparım hem ekler yaparım. Çünkü aynı hamurdan, aynı malzemeden. O yüzden sizlere de yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, eklerlerimizi bıçakla açtık yarıdan. Sonra torbamızın içine
kremamızdan dolduralım ve eklerlerimizin içine bir güzel sıkalım. Daha sonra da servis zamanı. Size tabii ki de bir kolaylık olsun diye güzel bir fikir de vermek istiyorum. Kremanızı, çikolata sosunuzu bir iki gün önceden yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Kaldırın buzdolabında dursun. Ondan sonra misafiriniz geleceği gün ekler hamurunuzu yapın ki çok kolay, çok basit oluyor. Asla bir zorluğu yok. Hemen yapın. Fırından çıkınca da hemen soğuyor arkadaşlar. O kadar çok beklemiyorsunuz. Soğuduktan sonra çıkartın hazırladığınız kremanızı, çikolata sosunuzu ve içini doldurun. Ondan sonra da üzerine de çikolata sosunu dökerek misafirlerinize ikram edin. Bakın size güzel bir kolaylık verdim. Hadi kıymetimi bilin ha. Eklerlerimiz de bitti bu arada. Şimdi servis zamanı en çok sevdiğim şeydir, bölümdür. Yeme zamanı yani tadına bakma zamanı. Benim gibi kilolu bayanlara çok hoş gelebilir bu görüntü. Ben çok seviyorum çünkü. Kilolarımla başım dertte zaten. Neyse eklerleri tabağa koyduk arkadaşlar. Üzerine de bolca çikolata sosumuzu dökelim. Şu parlaklığa bir bakar mısınız? Şu görüntüye lütfen şu görüntüyü bir zoomlayın yani bir bakın. Gerçekten öyle hazır çikolata sosları gibi değil bu. Çok kaliteli. Pırıl pırıl böyle çok parlak duruyor ve asla da kabuklanmıyor üzerinde. Eklerlerimizi tabağımıza servis ettik. Üzerine çikolata sosumuzu döktük. Antep fıstığıyla süsledik. Sonra da tabii ki afiyetle tükettik arkadaşlar. O yüzden tarifimizi yapan herkese afiyet olsun diyorum. Lütfen yorum yazmayı unutmayınız. Tariflerimizi yazınca yorum kısmına yüklenin arkadaşlar. Sizin yorumlarınız tariflerimizi keşfet kısmına düşürüyor. Tabii ki bu da bizim için çok güzel bir şey. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Evet geldi, tarif bitti. Ben hala konuşuyorum. Hadi arkadaşlar lafı kes. Kısa kesiyorum. Kısa kesmiyorum. Daha zaten bir şey kalmadı. Tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.